Bazı resimler vardır ki sizi derinden etkiler ve iliklerinize kadar korkmanızı sağlar. Ağır makyaj, maske ya da peruk bir kişinin gerçek kimliğini gizler. Gerçek kimliğini görünmez hale getirir. O yüzden palyaçolar ve yaratıklar çok korkunçtur. İnsanlar bir kişinin yüzünü gizleyen şeyleri rahatsız edici bulurlar ve korkunç bulurlar. İnsan beynimizde korkmamızı sağlar. Birazdan paylaşacağım bilgilerde size bir doğru payı vermiyorum. Sadece araştırmalarım adına konuşuyorum. Bunu düşünerek eleştiri yaparsanız daha iyi olur. Slenderman. Kaçırılan çocukların çoğu parçalanmış ve kan kaybından ölmüş olarak bulunuyor. 2014 yılının Mayıs ayında Wisconsin'de 12 yaşındaki 4 kız bir arkadaşını Slenderman isteği ile 19 yerinden bıçaklayarak öldürüyor. Yetişkin gibi ceza alan ve her biri hapishanede 65 yaşında çıkacak olan kızlar Slenderman ile telepatik bir ilişkide olduklarını söylüyorlar. Aynı yıl Ohio'da Slenderman okuduktan sonra annesine bıçak çeken 13 yaşında bir kız, Florida'da ailesini diri diri yakmaya çalışan 14 yaşında bir erkek çocuğu da ortaya çıkıyor. Dünyanın pek çok yerinde çocuk kaçırma olaylarında yüzsüz, ince, takım elbiseli bir adamdan bahsediliyor. Slenderman'a bakmaya cesaret edenlerin hipnotize olduğu ve mıknatıs gibi ona doğru çekildiği söyleniyor. Kaçırdığı çocukları ormana götüren Slenderman ardından 8 adet not bırakır. Smile Dog. İnternet efsanesi Smile Dog'un laneti. Bu resmin orijinal hali yok. Smile Dog dosyasının orijinal haline ulaşmak neredeyse imkansız. Paylaşıldığı an silinmekte ve paylaşan kişi tespit edilemiyor. 90'lı yılların ortalarında disket ve internet ortamında yayılmaya başlayan görselde köpeğe benzer bir yaratık, kamera flaşıyla aydınlatılmış karanlık bir odada oturuyor. Tek arka plan detayı ise insan eli izi şeklinde olan kan lekesi. Büyük bir sırıtışla ilk ön dişleri çok beyaz, çok düz, çok keskin ve insan dişine benziyor. Bu resmin orijinalini görenler aynı sahneyi olur olmadık yerde onları görmeye başlıyor. Daha sonra kabusları da eşlik ettiği ruh hali insanları intihara sürüklüyor. Gülümse, Tanrı seni seviyor başlığı ile yayılan bu e-mailin Smile ekibiyle birlikte internet dünyasını çalkalayan resim 400'e yakın kişinin intihar etmesine sebep olmuş. Mary E. Smile Dog'un orijinal dosyasını görüp hayatını kabusa dönen konuşan önemli bir kurban. 2007 yılında Mary tam 15 yıldır her gece kabuslarında "Sözlerimi yay" diyen Smile Dog'un laneti yüzünden işkence çekmiş, 15 yıldır o görüntü tarafından lanetlendi. Melana Mordegard. YouTube'da Melana Mordegard adıyla yayınlanmış ve onlarca kişinin intihar etmesine sebep olmuş video. Orijinalinde fotoğraftaki adam tamamen kırmızı, ışık altında ifadesiz bir şekilde ekrana bakmakta. Video, YouTube'a koyulduktan sonra 153 izleyici videodaki gözlerin onları izlediğini ve her baktıkları yerde o yüzleri gördüklerini söyleyip şikayet etmiş. Video silinene kadar da izleyenler arasında pek çok intihar vakası gerçekleşmiş. Videoyu silmek için izleyen bir YouTube çalışanı 45. saniyede çığlık atarak ataklar geçirdiği ve daha sonra psikiyatrik tedaviye başladığı bildirilmiş. Videoyu yükleyen kişinin IP adresi bulunamamış. Teorilerden bir tanesi fotoğrafta görülen kişinin pişik yetenekleri olan kötü niyetli biri oldu. Videonun neden böyle bir etki yarattığını anlamak için orijinalinden yola çıkarak tekrar bir video üretiliyor. Psikolojik tedavi gören tanıkların anlattıklarına göre yeniden oluşturulan video orijinal halinin etkisini yaratmaktan uzak. Satan Spinks. 2006 yıllarında internete koyulan videoları izleyenler arasında intihar etmeye yeltenen depresyon, kendine zarar verme gibi eğilimlere yardım talebinde bulunanların sayısı oldukça fazla. İntihar edenler de olmuş. Şu an yayından kaldırılmış olan orijinal videodaki görüntüler arasında
gözün görmediği ama zihnin algılayabildiği bilinçaltı mesajları olduğu söyleniyor. Bir söylentiye göre ise videonun devlet zihni, devlet tarafından zihin kontrol için üretildiği deneylerden biri olduğu söyleniyor. Gencecik bir Japon kızın intihar resmi. Kendisine bir tabloyu resmettikten sonra intihar eden hassas ruhlu sanatçının resmini yaşatmak için taratılıp internet ortamına konulmuş. Bu fotoğrafı izleyen kötü ruhlu kişilerin intihar ettiği söyleniyor. Kime ait olduğu belli olmayan bu tablo üzerinde küçük çocuk ve oyuncak bebeğin tablonun içerisinde çıktıkları ve etrafa dolaştıkları söyleniyor. Avusturya'daki bu otelin lobisindeki tablo şikayetler üzerine otelin 5. katına kaldırıldı. Tabloya bakanlar kendilerini hasta hissettiklerini ve başlarının döndüğünü söylüyorlar. Japon sanatçıya ait bu tablo uzun süre bakmanın insanı intihara sürüklediğini rivayet ediliyor. Ve aynı zamanda bu tablonun bir de şiiri var. İsmi de Tomino'nun Cehennemi. Eğer bu korkutucu şiiri sesli bir şekilde okursanız başınıza korkunç bir şeyler gelecek. Eğer içinizden okursanız hiçbir şey olmayacak. Orijinali mi bilinmez ama internette bu şiir mevcut. Hitori Kukirambo. Diğer adı Saklan ve Öldür olan bu oyunda oyuncak bir bebeğin içerisine giren ruh çocukla saklambaç oynamak ister. Kabul edip oynayan çocukları öldürür.